Evet, Can Suyu kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, bildirim zillerini açmayı, eğer videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Bir de yorumlarda hangi hoya türünü beğendiğinizi de belirtin lütfen. Bekliyorum yani. Şimdi elimde 1, 2, 3, 4, 5 çeşit hoyam var. Hoya bitkilerinin yani mum çiçeklerini tanıtacağım, bakımını anlatacağım. Bir taraftan da elimdeki hoya bitkilerinin ayrı ayrı bakımlarını anlatmayı düşünüyorum. Bu sene aldığım bir hoya. Hatta yani dikimini de göstermiştim size. Bu hoya keri. Aşk çiçeği olarak da biliniyor. Görüyor musunuz? Kalp şeklindeki yaprakları ile bilinir. Bu hoya türü aslında yani sevgililer gününde güle alternatif olarak hediye edilen bir şey, bitki. Ama şöyle diyeyim yani yapraktan çoğaltılan bitkiler olduğu için bu yaprağı şuradan kesiliyor, su da bekletiliyor veyahut da toprağa dikildiği zaman da şey yapabiliyor, köklenebiliyor. Ama köklendikten sonra dal vermesi çok zor yani. Böyle çok zor. Şey yapamazsınız yani. O şekilde saksının içerisinde bir yaprak şekilde kesinlikle alıp da çoğalacağını düşünmeyin. Çabuk çoğalan bir bitki. Yani dalından çoğalabilen, asıl dalından çoğalıyor. Benim gördüğüm kadarıyla dalından daha çok çoğalıyor. Yani 10 tane dikerseniz eğer dalından 9'u. Genellikle 10 tanesi de olabilir ama 9 tanesi size şey olarak bitki olarak dönecektir. Mesela bunu bu sene aldım. Yani bu sene aldım. Tek dal şeklindeydi. Yani şu şuradaydı yani. Bunu kestim. İkisini ayrı olarak diktim ve çıktı. Bakın görüyor musunuz? Hatta dikilişini de göstermiştim. Bunlar bu sene verdi. Şunlar. Bu sene verdi. Bu hoya kerim. Yani kışa girdiği için kışın bunların hoyaların genel itibariyle kışın büyümeleri duruyor yani böyle veyahut da çok yavaşlıyor. Kışın çiçek de açmıyorlar. Bu hoya kerinin bakımı gerçekten kolay. Hoya cornosa genel yaygın bu türlerin yaygını hoya cornosa. Hoya cornosa'ya göre de az büyüyen bir bitki. Az büyüyen bir hoya türü. Yani az büyüyen derken yavaş büyüyen bir hoya türü. Çiçeği böyle çiçeği yeşilimsi, üstü yeşil böyle sarımsı gibi alt tarafa beyazımsı gibi bir şeyi var. Şeyde de fotoğraf olarak da üst tarafta görebilirsiniz. İlave edeceğim. Toprak olarak özellikle çok soru alıyorum. Yani toprak olarak ne kullanabiliriz bunlara deniliyor. Toprak olarak yani göstereyim şöyle. Beyaz taşların olduğu topraklara genel itibariyle dikiyorlar. Yani o şekilde de olabilir. Ama normal bahçe toprağı. Yani bu deve tabanına yani Monstera'ya kullandığınız toprağı gerçekten çok seviyor. Benimkiler sevdi. Şimdi görüp şuradan bakın. Şuradan görüyor musunuz? Baharda oradan birkaç tane daha şey verecek, dal verecek. Muhtemelen büyüyecek yani. Görüyorsunuz. Bunun ismi dediğim gibi hoya keri. Yani çok yaprakları böyle şunun iki katına kadar da çıkabiliyor. Kışın çok sulamayın bunları. Yani kesinlikle şeyi kontrol edin. Şunu söyleyeyim. Düzenli sulamak lazım. Yani bitkilerini bunları düzenli belli bir gün belirleyin. Mesela 10 günde bir sulayabilirsiniz. Haftada bir bu küçük saksıları ben haftada bir suluyorum. Her cumartesi suyunu döküyorum. Her çubardası belli bir su veriyorum ona göre. Suyunu az verdiğiniz zaman kurur. Yani çok dayanıklı falan diyorlar. Evet dayanıklı ama uçlarından vermiş olduğu sürgünler, dallar kesinlikle kuruyor. Eğer çiçek şeyleri varsa onlar da kuruyor. Buna dikkat etmek lazım. Yani benim şunu da söyleyeyim. Bunun kokusu çok yok. Yani çiçeklerinin kokusu bunun yok. Özellikle onu da bilin yani. Hoya cornosa'nın müthiş bir kokusu var gerçekten. Müthiş yani. Ama bunun çiçeğinin kokusu yok. Bunun da 3 türü var.
Bir yapraklarında şu lekeyi görüyor musunuz? Böyle biraz daha yaprağı grimsi ama bu lekelerden çok olan kısmı var. Siyah şey yeşil beyaz olan var. Bir de bu türü var. Yani benim dediğim gibi çok sevdiğim bir hoya, merakla bekliyorum büyümesini. Hoya bakımında şuna dikkat edin özellikle. Bu da ikincim, onu da sorayım. Şimdi geçenlerde bir tane takipçim ya işte çiçek açmıyor bekliyorum falan böyle çok şey benim bir dönemki halim yani açıkçası. Ya böyle çok bu çiçeklere bakarken her gün kontrol etmeyin. Bazen çiçekleri unutmak lazım. Yani kendi haline bırakmak lazım. Yavaş büyüyen çiçekler. O yüzden ne zaman çiçek açacak işte, ne zaman büyüyecek, ne zaman dal verecek diye düşünürseniz strese sokarsınız. Yani kendinizi rahatlatacağınız yerde strese sokarsınız. O yüzden size tavsiyem yani bakımını düzenli olarak yapın. Ama bakımını düzenli olarak yapın fakat çok böyle her gün gözetlemeyin. O da söyleyeyim. Şunu şöyle düşmesin. Şöyle kenara koyayım. Benim en çok sevdiğim çiçeklerimden bir tanesi Hoya publicanus'im. Şunu şey yapayım. Hoya publicanus. Müthiş yani ben onu özellikle bunu çok seviyorum. Bak görüyor musun? Yeni dal verdi. Yani böyle harika oldu. Özellikle bu daha bunu bu hoyaların şuna dikkat edin. Bu altlarını genel itibariyle açın yani. Toprak havalı olsun. Toprak kuruyabilsin. Toprak havalı alabilsin ki yani güzel güzel şeyler versin yani size yapraklar versin. Şu yaprağın güzelliğini görüyor musunuz? Bakın. Şöyle yakından şey yapayım. Harika yani. Bu da aynı şekilde yani bunların sulamasını da haftada bir yapıyorum. Kurumasına falan göre dikkat ediyorum. Bu enteresandır yani bu kış olmasına rağmen bunun büyümesi hala devam ediyor yani. Bu gerçekten biraz şey yaptım yani garibime gitti. Bunun çiçeği kırmızı böyle koyu kırmızı olarak şey yapıyor. Şu yaprağı görüyor musunuz? Yani çok bu yaprak çok hoşuma gitti yani. Bu yaprak şeyin Hoya keri yaprağı gibi oldu yani. İkisi karışık yani. Publicalis de Hoya'nın karışımı bir yaprak gibi oldu. Şurayı görüyor musunuz? Bak yeni şey vermeye başladı. Hoyalar. Havasız ortamları sevmezler. Hava alan bir yer olsun. Rüzgar alan bir yer olsun. Hafif böyle yani çok ceryende kalmasın ama rüzgar alan bir yer olursa bu Hoya'nız gerçekten hoşuna gidecektir. Yaprak bakımı çok önemli bunlarda. Yapraklarını düzenli bir şekilde temizlemeniz lazım. Yani bazen direkt su tutabilirsiniz yani şey yaparken. Ama yapraklarını düzenli silip düzenli bakmak lazım. Şu güzelliği görüyor musunuz? Yani insan gerçekten bakarken bile şey yapıyor yani. Bir de önümüzdeki sene inşallah çiçek açar diye düşünüyorum. Çiçek açtığı zaman da kırmızı bir çiçeği oluyor. Onu da size gösteririm yani. Onun ismi de dediğimiz gibi Hoya publicalis. Yani çok sevdiğim bir tane hoyam. Biraz büyüsün, çoğaltacağım da yani. Ha satıyor musun diye soranlar oluyor özellikle. Burada onu da söyleyeyim yani. Yani şu an itibariyle satmayı da düşünmüyorum yani. Sadece hobi olarak bakıyorum. Hobi olarak ilgileniyorum çiçeklerimle. Hoyalarla ilgilenirken dikkat edin. Saksıları çok büyük büyük saksıya geçince hoyalar yani hızlı büyümüyor. Hoyaları büyük saksıya geçirirseniz çok zor çiçek açar. Çiçek açması zorlaşır. Çünkü ilk önce hoya kökünü sağlam almak istiyor. Yani kökünü tam anlamıyla oturtmak istiyor. Saksı büyük olduğu zaman köke veriyor gücünü. O yüzden çiçek açmıyor. Şöyle bir çevireyim. Onun için şey yapın yani. Ona dikkat etmenizi tavsiye ediyorum yani. Şimdi hoyalarda şey önemli. Yani bu aslında sarkabilir de yukarı bir üst tarafa koyarsınız bunu. Bir yüksek bir yere. Aşağı hoyaların hepsi yani aşağı doğru sarkabilir. Ama ben sarkmasından ziyade böyle yukarı çıkmasını daha çok sevdiğim için bu şekilde çubuklarla tutturdum. Belki ileride biraz büyüyünce sarkmasını da
salar mı? Yani yüksek bir yere asar. Onun sarkmasını izleriz yani. Çiçek açınca göreceksiniz. Çiçek açınca da paylaşacağım. Evet. Şunu da hemen şöyle bir kenara koyayım. Bir kenardan dursun. Bu da benim diğer bu hoya çeşidim. Bu da çok asil bir hoya çeşidi. Bu hoya coronina. Gri olanı. Bunların bir şey olanı var. Yine dediğim gibi bunların bu şekilde tam her tarafı yeşil olan var ama bu gri olan şeyi derken görüyor musunuz? Şöyle tutayım yani. Bu küçük saksılılara ben haftada bir kez suluyorum. Yaprak bakımına kesinlikle dikkat ediyorum yine dediğim gibi. Çok bir yere koyduğunuz zaman çok oynatmayın, çok oynamayın. Yani buna çok değişik bir şey uygulamaya çalıştım. Yani şu görüyor musunuz? Bu orkide toprağı. Orkide toprağı olduğundan dolayı böyle üst tarafa koyduğunuz zaman nemli oluyor. Yani bu hoyalar yani suyu sevmiyor diyorlar ama bir taraftan da bu hoyalar ılıman iklimlerde yetişen bitkiler. Yani suyu evet çok suyu hiçbir bitki sevmez. Bakın bu çok önemli. Bu sözümü unutmayın. Hiçbir bitki aşırı susuzluktan dolayı ölmez. Bir şekilde su dökersiniz. Ama bitkiler aşırı sulamadan dolayı ölebilir. Hoyalarımızda gerçekten öyle yani. Aşırı sulamadan dolayı ölebilir. Aşırı sulamayacaksınız. Maksimum yani yazlı kışlı haftada bir sulamanız yeterli. Kışın belki büyük sakta biraz daha büyük saksılı olanları 2 haftada bir, 10 güne bir sulayabilirsiniz. Mesela bunlara ben haftada bir veriyorum dediğim gibi. Şu gördüğünüz göstereyim. Hoya cornosum var arkada. Şöyle şey yapayım. Hoya cornosum. Onlara da 10 günde bir veriyorum. Ama dikkat edin. Dikkat edin. Şuna dikkat edin. Yani susuz kalmasın hoyalarınız. Yani susuz kaldığı zaman böyle göstereyim. Susuz kaldığı zaman şu uçları görüyor musunuz? Bakın susuz kaldığı zaman bu uçları kuruyor. Sonra su döktüğünüz zaman tekrar canlanmıyor yani. Bu uçları küstüğü zaman kesinlikle hoyanız size şey yapmayacaktır. Yani başka yerden vermeye çalışacaktır. O da uzaması, büyümesi, gelişmesi zor olacaktır. Yani şunun güzelliğini görüyor musunuz? Şimdi şunu söyleyeyim. Bana bazen sorular da geliyor. Nereden alabiliriz? Dediğimiz gibi satıyor musunuz falan diye. Şunu söyleyeyim. Ben alabileceğiniz yerler. Eğer ben Almanya'daysanız eğer ona göre değil mi? Dahne diye marketler zinciri var. Oralardan en azından 4-5 hoya çeşidi geliyor. Mesela ben hoya Publicalis'den Publicalis'in birkaç tane çeşidinden gördüm. Yine Hoya coronina gördüm, Hoya vayetti gördüm, Hoya cornosa gördüm, Hoya australis gördüm, Hoya keri gördüm. Yani en azından 5-6 çeşit hoya olabiliyor. Şeyi takip etmeniz lazım. Bakın almak istiyorsanız bir yerlerden almak istiyorsanız IKEA'yı takip edin. IKEA'ya çok ucuz hoyalar geliyor. Hoya yine kornosaların çeşitleri geliyor. Hoya australis geliyor. Hoya keri geliyor. Yani buralardan ucuz uygun fiyata alabilirsiniz. 3 online mağazalardan. Mesela ben bunu online aldım yani. Şimdi böyle çok güzel gözüküyor ama bana geldiğinde bunun bayağı bir kötüydü durumu. Yani online tavsiye etmiyorum. Online aldığınız zaman yolda çok yıpranıyor yani. Yıprandığından dolayı bak bu hale gelmesi en azından 4 ay 5 ay aldı yani. İyi bakmama rağmen 4 ay 5 ay aldı. O yüzden size tavsiyem online almayın. Bir de online almayın. Bir de nereden alabilirsiniz? eBay gibi, Facebook gibi yerlerden satıyorlar. Yani buralardan alabilirsiniz. Bu da benim Hoya vayettim. Bunun da iki çeşidi. Bu beyazlısı olan var. Bir de
Tamamıyla yeşil olan var. Bak şu şekilde yaprağı tamamıyla bu şekilde hiç beyaz olmayan. Bu da aktif. Bakın görüyor musunuz? Bunun şöyle bir özelliği var onun da. Yeni çiçekleri enteresandır. Kırmızımsı oluyor. Bir müddet sonra da kırmızı tamamıyla beyaz ve yeşile dönüyor. Bunun da çiçekleri kırmızı oluyor. Yani bildiğim kadarıyla yanlış biliyor olabilirim. Yorumlarda da şey yapabilirsiniz. Bu benim hoyalarımın içerisindeki en çok yani hoyalarımın içerisindeki tek kokulu şey Hoya cornosa. Hoya cornosa kokulu. Bunun dediğim gibi çiçeği kırmızı oluyor. Bunu da haftada bir sulamanız yeterli. Bunu böyle yukarı doğru saramazsınız. Yani bunu ve Hoya koronayı yukarı doğru şey yapamazsınız. Bunları ne yapmanız lazım? Bunları böyle yüksek bir yere koyup aşağı doğru sarkmasını sağlamanız lazım. Özellikle. Şimdi hoyalarla alakalı ben size şunu söyleyeyim. Kışın kesinlikle bunlara gübreleme yapmayın. Yani yapacağınız en büyük hatalardan bir tanesi kışın gübreleme olacaktır. Şimdi hoyalarla alakalı genel itibariyle soru geliyor. Diyor çiçek açmıyor işte nasıl edeceğiz çiçekleri falan şey yapıyor. Yani açan yerleri kuruyor. Bunun birkaç tane sebebi var. Bir, aşırı sulamak. İki, sürekli yer değiştirmek. Mesela sürekli yer değiştirmeyeceksiniz. Üç, saksısının küçük büyük olması. Bir de aşırı gübrelemeden dolayı da. Çiçek açmazlar. Bu da Hoya cornosa. Size enteresan bir şey söyleyeceğim. Şu Hoya Viette'nin Hoya'mın şeyi başka bir Hoya'ma bunu aşıladım. İnşallah tutar. Tutarsa kırmızı ve pembe çiçekler olacak. Şimdi bu Hoya cornosa'nın en büyük özelliği çiçeklerinin pembe olması, yapraklarının geniş ve büyük olması ve çiçeklerinin kokulu olması. Evet. Yerini birkaç kez değiştirdim yani böyle video çekerken falan oynadım biraz. Valla oynadığımdan dolayı bakın göstereyim size. Çiçek şeylerini görüyor musunuz bak. Şu mesela çiçek dalı. Şurası. Kurudu. Niye? Çünkü sürekli yer değiştiriyorum. Sürekli yön değiştiriyorum. Yön değiştirdiğim zaman da şeyleri kuruyor. Dur. Şurada da bir şu da diğer hoya kornosam. Belki görüyor musunuz? Bunların kış olduğu için büyümeleri durdu. Bahara doğru yine aktif bir şekilde böyle büyüyecekler. Bunların çiçek açmamasının sebeplerinden bir tanesi de güneş almama. Az güneşli ortamlarda kesinlikle çiçek açmıyorlar. Onun için ya balkona koyacaksınız, iyi güneş alan yere koyacaksınız. Direkt güneş alan yeri de olabilir bu. Sıkıntı olmaz bunlarda. Ama yakıcı güneşler olmasın yani. İyi güneş alan yer olabilir. Dediğim gibi yakıcı güneşler olmasın. Yani güneş aldığı zaman yani günlük 3-4 saatlik güneşle veyahut da 2 saatlik güneşle ve aydınlık bir yerde kesinlikle çiçek açacaktır. Bugünlük de bu kadar. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve videomla alakalı yorumları, sorularınızı katıldığınız veyahut da katılmadığınız yerleri de yorum kısmında yazabilirsiniz. Sorularınız varsa yorum kısmında sorabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, ailelerinizle mutlu kalın ve bitkilerinizle özellikle hoyalarınızla birlikte kalın.